Wagner lideri Prigojin'in uçağın düşme haberi Rusya'nın işgaliyle başlayan savaşın iki tarafında da farklı karşılandı. Prigojin'in uçağının düşmesiyle ölmesiyle ilgili bilgileri ve iddiaları aslında az önceki haberimizde aktardık. Çok sayıda soru işareti var ve bu soru işaretleri de önümüzdeki süreçte biraz daha netlik kazanacak gibi. Fakat Ukrayna tarafına bakacağız. Ukraynalılar Prigojin'in ölüm haberine şüpheyle yaklaştı. Doğru olduğunu umduklarını söyledi. Ruslar ise ülkelerinin yetim kaldığını söyledi. Yevgeni Prigojin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalindeki en gözde isimlerden biriydi. Paralı asker grubunun liderinin ölüm haberi işgalin iki tarafında farklı yankılar uyandırdı. Kulağa üzücü gibi gelse de haberler doğruysa bu adamın ölmesinden mutluyum. Ancak bunun düşmanımız tarafından planlanan bir oyun olduğuyla ilgili düşünceler de var. Umuyorum ki doğrudur. Prigojin'in ölüm haberi Ukraynalılar tarafından şüpheyle karışık bir sevinçle karşılandı. Belki de bu bize saldıranların ülkesinde iç işlerini daha da istikrarsızlaştırmak adına bir adım olur. Wagner liderinin ölümünün Rusya'nın bir oyunu olabileceğini düşünen işgal altındaki ülkenin sakinleri haberin doğru olduğunu umduklarını söyledi. Herkes Ukrayna'nın bir tane daha az düşmanı olduğu için çok mutlu. Ancak bunun doğru mu olduğu, yoksa Rus oyunu mu olduğu şimdilik bir sır. Ancak Rusya'da tepkilerin tonu Ukraynalılarınkinin 180 derece tersi oldu. Rusya Savunma Bakanlığı'na karşı ayaklanma başlatan Prigojin'e vatansever benzetmesi yapıldı. Benim için büyük bir kayıp. Aynısının Ruslar ve tüm Rusya için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Ana vatanın, ülkemizin sahip olduğu az sayıdaki vatanseverden biriydi. Prigojin'i Fransa'nın ulusal kahramanlarından Charles de Gaulle'e benzeten bir Rus, ülkenin yetim kaldığını söyledi. Bence korkunç bir durum. Fransa'da Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle öldüğünde ülkenin yetim kaldığını söylemişlerdi. Ben de şunu söyleyebilirim. Rusya artık yetim kaldı.